Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fener'in maçı var. Türkiye Kupası'nda inşallah Fenerbahçe'miz bugün kazanır ve yarı finale yükselen taraf olur. Fakat Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşandı. Özellikle dün sosyal medyada Fenerbahçe adına çok ama çok fazla bilgi kirliliği, çok fazla haber, çok fazla iddia ve söylenti vardı. Bunlardan bir tanesi Aykut Kocaman söylentisi. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'mize kimin bir karış bir gram katkısı dokunduysa başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Aykut Kocaman'ın bazı kaprisleri vardı Alex konusunda. Bilmiyorum belki Aykut Kocaman haklıydı. Bilmiyorum belki Alex haklıydı. Ama bana soracak olursanız ben Alex'le büyüyen, daha büyüyen demeyeyim de hani Gençlik yıllarında Alex e Soza'yı izlemiş birisi olarak ben Alex'i efsanem olarak görürüm. Ama Aykut Kocaman da benim yani futbolcuyken benim efsanem de teknik direktörken de benim efsanem oldu. 2010-2011 şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseltme başarısı ki birkaç sakatlık az olsaydı ve hakem yönetimi düzgün olsaydı belki finale, belki kupaya bile uzanabilecek bir başarı vardı. Ancak Hani olmayınca olmayan türden bir isimdi. Ve son dönemde mesela Alex de Souza tartışmaları aslında kredisini bitiren Aykut Hoca'yı da yıpratan şeylerdi. Ee, doğum günüydü dün. Birçok sayfa kutladı etti. Ama Fenerbahçe'de Aykut kocaman sesleri yükseliyor diye ortalığı velveleye verdiler. Bunun sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Başkan adaylığındaki düşünen arkadaşların hemen hemen hepsi başa gelirlerse Aykut Kocaman'ı getirme fikrindeler. Hani bugün diyorsunuz ya hocam Aziz Yıldırım geri gelsin. Aziz Yıldırım ya da Aziz Yıldırım'a yakın kim olursa olsun gelir gelmez getireceği kişi Aykut Kocaman. Bunun bilgisini ben size vereyim. Yok hocam o kadar da değil. O kadar da merak etmeyin. O kadar da. Yani direkt getireceği kişi o. Artı e, Aykut kocamanı Fenerbahçe düşünüyormuş da işte Jesus'u bırakacak onu getirecekmiş de sürprizmiş falan filan. Geçiniz. 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 Hocam Ali Koç'un içinde belki uktedir. Hani gelir gelmez keşke göndermeseydim diye. E bu başa sarmadır zaten. Fenerbahçe'de iki dönem teknik direktörlük yapan ve bir süperlik iki Türkiye kupası kazanan Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin en önemli adaylarından biri diyor. Evet. Geçmişteki başarıları malum ama Başakşehir'de mesela en son TV'si Valla sezon başından beri takım e, yönümüzü maç başına 2.01 puan ortalaması yakaladı diyor. Şimdi Jorge Jesus yazıp bakalım arkadaşlar. Fenerbahçe'deki puan ortalamasını merak ettim. Ve şunu söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe'de derbiler çıksak herhalde Jesus'tan daha başarılı teknik teknolojimiz yok. Değil mi? Derbileri falan çıksak. 2.18 yakalamış arkadaşlar. Bütün maçlar dahil. Süper Lig'de de, diyorum ya 2.22 puan ortalaması var bakın. Bu derbilere falan rağmen 2.22. Diyorum zaten derbilere çıksan Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray mağlubiyetleri, Beşiktaş beraberliğine çıksan zaten puan kayıpları oradan deli bir puan ortalaması yakalamış olur. Avrupa Ligi'nde mesela sadece bir mağlubiyet. Sadece bir mağlubiyet. O da Sevilla mağlubiyeti. O da zaten yette oldu. 2.13. Avrupa Ligi elemelerinde 2.5 puan ortalaması. Şampiyonlar Ligi elemesinde 0.5 puan ortalaması. Bir beraberlik, bir mağlubiyet. O da Dinamo Kiev maçı. Türkiye Kupası'nda 3 puan ortalamasıyla gidiyor. İnşallah devam eder böyle. Aykut Kocaman 197 maça çıkıp 2-0-1'i yakaladı. Cesus daha yolun başında 39 puan. Bu haber dediğim gibi sizi hazırlama haberi arkadaşlar. Yani Ali Koç'un karşısına çıkacak kişilerin Aykut Kocaman'ı getirme fikri var. Sizin nabzınızı yokluyorlar. Bilginiz olsun. Üç büyüklere UEFA'dan ödenen para. UEFA 2021-2022 sezonunda yani e, 2020- 2021 e, süperlik puan durumuna göre Avrupa'ya giden takımların aldığı para. Biliyorsunuz o sezon Beşiktaş 84 puan. Galatasaray'da 84 puan. Averaj farkından Beşiktaş Fenerbahçe'de 82 puan. Yani arada 2 puanlık bir fark var. Aslında Fenerbahçe o sezon kaybettiği malum maç var. Sivas maçı. O maç olmasa şimdi burada bir enteresanlık var. 3 takımın da 8'er mağlubiyeti var. Geçen sezona bakıyorum. Şampiyon olan Trabzonspor'un 3 mağlubiyeti, ikinci olan Fenerbahçe'nin 7 mağlubiyeti var ve diğer takımların en az hani 9, 10, 11 diye sıralanıyor. Bu sezona bakıyorum. Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın 4 mağlubiyeti var. Ben Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup edeceğini düşünüyorum. 4'er mağlubiyet. Daha ligin bitmesine bayağı var. Yani şey var. 19-20 sezonuna bakıyorum. Şampiyon Başakşehir'in 5 mağlubiyeti var. Düşünün bak. Yani en az 5 mağlubiyet. 2018-19'a bakıyorum. Yine 5'er mağlubiyet Galatasaray ve Başakşehir'in. Ama 34 maç. 2017-18'e bakıyorsun. Fenerbahçe'nin 4 mağlubiyeti var. İkinci sırada bitirmiş. Galatasaray'ın 7 mağlubiyeti var. Anladınız mı demek istediğimi? Biraz da bazı şeylere de dikkat etmek lazım. UEFA bu sıralamaya göre elde edilen paraları da hesaplamış. Beşiktaş 26.9 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gittiği için gruplardan zaten ayak bastı parasıydı, şuydu buydu. Az bile almış. Orada sıfır çektiğinden dolayı 26.9 Galatasaray 14.7 hatırlayın o Barcelona falan eşleşmeye kadar gitti demek ki Fenerbahçe'de hemen hemen seviye maçlarını hesaplarsak bir 14.7 de biz almışızdır bu sezon ee, o sezon Fenerbahçe kötü gitmesine rağmen 9.9 milyon euro almış azım sanmayacak bir para azım sanmayacak bir para ancak şuna dikkat edin Galatasaray gruptan çıkıp 14.7 almış Beşiktaş sadece gruba kalıp 26 civarında bir para almış yani Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalsan hiçbir şey yapmasan bile 26. Becerip 3. bitirsen zaten 30 milyon euro civarında bir para alırsın. Galibiyet puanları falan filan. Aslında var ya en mantıklı hedef bu. Şampiyonlar Ligi'nde gruba kal. 3. ol Avrupa Ligi'ne git. Vallahi bak en mantıklı en zekice şey bu ama zor. Hocam peki Fenerbahçe bu parayı aldı. Paraları çarçur etmedi mi? Etti. Çarçur ettiğimiz çok para var. Transfer fiyaskosu 43.7 milyon euro. Haberimiz bu şekilde. Şimdi mali bir sorun ortaya çıktı. Bu sezon 17 futbolcu transfer ediliyor. Bunlardan 14'ü Jesus'un raporu doğrultusunda alınıyor. Alan 3 kimmiş? Merak ettim. 43.76 milyon euro çıkmış arkadaşlar. Ben şimdi size doğruları da açıklayacağım. Sakatlıklarıyla çok öne çıkan isimler var ama sadece Batshuayi ve Lincoln sınıfı geçti diyor. Buna çok katılmıyorum. Bilginiz olsun. Hiç oynamayan Buruma'nın oynadı. 196 dakika oynadı. Galatasaray'ın 6 milyon euroya transfer ettiği Yusuf Demir 126 dakika oynarken Buruma daha fazla oynadı. On servisi alındı. Takımdan kesilen Gustavo Henrique'nin gelecek sezonda 1.4 milyon euro ödenerek kiralanacak olması en somut örnekler diyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ali Koç'u savunduğum için söylemiyorum da. Şu tabloda Ali Koç'un suçu ne? Jesus alın diyorsa mecbur alacaksın. Adamı A+ plus hoca diye getirdin. Bu işin uzmanı sensin diye getirdin. Am dedim, paşam dedim. Kimi diyorsa alacaksın. Kusura bakmayın ama eşek gibi alacaksın. Hiç hiç kimse de bana darılmasın. Eşek gibi alacaksın abi. Şimdi bak. 43. küsür derken ben buna kızıyorum. Burada bir hata var. Niye hata var? Rossi 5.5. Bir kere bak. Rossi'nin 5.5'unu saymayın. Çünkü bu zaten Jesus öncesi alınan bir futbolcu. Hani e, Vitor Pereira tedrisatına alınan bir futbol. Bir çibat şu ayı 3.5 milyon euro. Bence bat şu ayı 3.5 bedava. Bak. Oster Volde 6. Şimdi hep birlikte bunu eleştirebiliriz. Oster Volde 6. Hocam bize 6 milyon verip genç alacak durum var mı? Ben 6 milyon euro çok fazla geliyor bana altı Galatasaray işte 30 milyon euroya aldı ki Messi dedim çok büyük paralar bunlar. Bunlar çok büyük paralar. Bu kadar olmaması lazım. Ee, Luan Perez 5.23. Ben size söyleyeyim. Jesus'un en büyük kazığı bu işte bize. Yani Jesus'un en büyük kazığı Perez. Perez 5.23. Bu çıkmaz. Ben size söyleyeyim. Pedro 4.68. Pedro 4.68. 4.68 kabul. Bu 4.25 Bu da bak şu ana kadarkilerin hepsi Jesus'un kazığı. Tamam mı? Bu 4.25 Samet 3.70 Samet 3.7 Bunu da Jesus istedi. Bilginiz olsun. Başka Bak şu ay 3.5 Bu Ali Koç'un hamlesi. Bak şu ay 3.5 Bence bedava. Bunu da söyleyeyim. Lincoln 3.5 Bu da Ali Koç'un hamlesi ama Jesus'un onay verdiği bir isim. scout transferi diyeyim size. Arao 3. Bu da Jesus'un isteği. Emre Mor 2. Bu Ali Koç'un isteği arkadaşlar. Ali Koç 2 milyon euroya alıyorum diyor. Ne diyorsun diyor. Jesus da kabul ediyor. Onu da söyleyeyim. Gustavo Henrique 1.4. Bu mantığa göre Gustavo 1.4. Bu da Jesus'un hamlesi. Onun dışında İrfan Can Eğri Bayat 500.000 Euro. Bu da Ali Koç'un hamlesi 0.5. İrfan Can diyeyim. Ee, bak atladığım şey yok. King bedava. Alioski bedava. Emre Demir bedava. Onun dışında da başka isim yok. Şimdi bana söyleyin arkadaşlar bu transfer başarısı hani şu isimlerden hangisi başarılı? Rossi. Bence kötünün iyisi. Siz beğenmeseniz de ben işi yaptığını düşünüyorum. Osterwold'e daha konuşmak için erken. Batshuayi bence e, geçer not alır. Lincoln benden geçer not alır. Emre Mor geçer not alır. İrfan Can Bayat çok az sayıda maç yaptım. Ama Altay'ı en yani iyi yedeklediğini düşünüyorum. Perez sınıfta kaldı. Bir. Bu Jesus kazı. Pedro sınıfta kaldı. Jesus kazı. Bruma sınıfta kaldı. Jesus kazı. Samet Akaydın bir maç iyi bir maç kötü. Bence artı eksi diyeyim. Şu an karışık. Arao bir maç iyi bir maç kötü. O da artı eksik. Gustavo kesinlikle sınıfta kaldı. Şimdi bakın. 10, 14, 18, 21, 23 milyon euroluk bir kazık var ortada. Tabi Perez ve Pedro sakatlanmasaydı belki bu kadar da olmaz ama. 28-23 milyon euroluk kazık. Jesus'tan geliyorsa. Burada da biraz dikkatli düşünmek lazım. Demek ki Jesus'un transfer konusundaki başarısı yerlerde. Biz buna göre önümüzdeki senenin planlamasını yapmak zorunda. Dün sosyal medyada şey gördüm. Ali Koç'tan Jesus'a açık kredi istediğin kadar transfer bütçesi. Yok ya. Harbi mi? Bakın geceleyin canlı yayın yaptık. Orada ben bir hesaplama yaptım. 9 tane futbolcu alıyorum Fenerbahçe'ye. Hepsi de kütürük 104 milyon euro para harcıyorum eldeki birçok oyuncuyu satıyorum. Yaklaşık 70 milyon, 80 milyon euro da para elde ediyorum. Yani 30 35 milyon euro'luk bir açığım oluşuyor. Eksi değil. Bütün samimiyetimle söylüyorum. 30 35 milyon euro eksiye gir. Eldeki oyuncuları sat. Bunları al ki bir şey söyleyeceğim. Berisha'dan 4 5 gelebilir. Samatta'dan 3 gelebilir. 8. Artı Pelkas'tan bon servis gelebilir. Hadi 3 de oradan gelsin. 11. Artı birkaç kişiyi de satabilirsin. Eğer bir 20 milyon euroya falan düşürür. Eğer Ali Koç geleceğin kadrosunu kurmak istiyorsa al. En büyük fırsat. Bir kere şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun. Benim elime 100 milyon euro para verin. 3 futbolcu alma hakkım var. Hangi mevki? Sağ kanat, sol kanat, forvet alırım arkadaşlar. 100 milyon euroya 3 futbolcu alacaksın deyin. Size de sorayım. Katılıyor musunuz bana? 100 milyon euro verdiler. Bak mecbursunuz. Hocam 100 milyon euro ya. Daha mı kurulur. Ben de kurarım da. 100 milyon euro verildi. Dediler ki üç futbolcu alma hakkım var. Hangi mevkiden kullanırsınız? Hocam atanın iyi olacak, tutanın iyi olacak. kalecin iyi olacak, forvetin iyi olacak. Ya kaleciyi bir şekilde boşta da bulursun. Kaleciyi bir şekilde idare edersin. Bak size bir şey söyleyeyim. Vinicius Junior aldığını düşün bir Kanada. Genç halini aldığını düşün. Ya 35 milyon euroya alırsın. Zor değil. Benzema'nın biraz genç halini aldığını düşün. Diğer Kanada'da Gareth Bale'nin Gerrit Bale'nin genç halini aldığını düşün. Sizi kim tutabilir? Sizi kim tutabilir? Bu üçüyle. Hocam sen zaten 100 milyona bunları getir. Sözleşmesi boşta olan 3-4 tane de yıldız sana depar atarak gelir. Der ki ben de bu kadroda yer alayım. Allah aşkına bizim en büyük sıkıntımız kanat, forvet. Sol beki de çözdük. Bak Osterwolde, Çağatay kuru kalıp harbi söylüyorum. Luan Perez Kadroda mecbur kalacak kimse almaz. Bir şekilde idare eder. Sabek Ferdi o sayı hani o sayı giderse bir 3-5 versin Mert Müldür falan alsın o da idare eder. Samet Serdar'ı yedek düşünüyorum. sana bir tane kütür kütür stoper lazım. iyi satılacaksa oradan gelen parayla da yine kütür kütür ikinci bir stoper alırsın. Bak iki tane stoper aldın. Bir tane sağ beki yedekledin. Belki sol beki yedeklersin. Altay'ın Önüne ya da arkasına muhtemelen %1 milyon bir kaleci lazım. 4-5 3 tane hücuma aldık. 8 3 tane hücuma kütürü kere gibi futbolcu aldım. 8 İnanın Arao, Crespo, İsmail, Mert, Hakan, Zayz. Bu 5'iyle bir de Arda Güler de var. 6 diyelim. Bu 6'sı ile zaten gider. 8-9 transferle Fenerbahçe'nin 5 senesi kurtuldu. 5 senesi. Hocam iyi de bu kadar para harcamaya gerek var mı? Bence gerek var. Bir kereye mahsus harca. Her sene her sene şunları alma. Bak Perez'den Pedro'dan 21-22 milyon euro zarardasın. Kim Minji'nin parası gitti. Hocam atılmaya değer bir da. Atılmaya değer zar kim biliyor musun? Osterwold'e 6 verirsin. 20'ye 30'a satarsın. Batshuayi 3.5 milyon euro alırsın. premierlikten alıyorsun ha. Kabak mı? Lincoln atılmaya değer zar. Emre Mor kesinlikle atılmaya değer zar. Ama bu sıkıntı. Valencia. Vurdum duymaz. Ukala. Başına buyruk hareket eden bir arkadaşımız. Brezilya Ligi ekiplerinden internasyonel sezon sonunda bir şekilde almak istiyor. Ve Valencia için 13 numarayı bile şimdiden ayırtmışlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. 13 numarayı şimdiden ayırtmış e, ee, internasyonel. Benim için çok bir mühimiyeti yok. A var, ha yok. Hocam iyi de çok iyi golcü. Bak şu kadar gol attı. Ligde 26 gol, krallıktan. Zirvede falan filan. O Galatasaraylıların hep eleştirdiği o kadar penaltıyla bende atarım olayı var ya. Bana Valencia'nın Kiev maçında mı kaçırdı? Bir tane Kiev maçında kaçırdı diye hatırlıyorum. O maçta atacağı ikinci yani Gole çevireceği penaltı. Beşiktaş maçında gole çevireceği penaltı bana gerekliydi. Yani skor 3-0 penaltının başına geçiyor. Ben de atarım. No look yapar böyle bakmadan atarım yani. Beşiktaş maçında o penaltıyı atsaydı zaten arkamız öyle bir rüzgar alırdık. Öyle bir rüzgar alırdık. Başakşehir elenen Galatasaray kendi kendine yaprak dökümü yaşardı. Ha bu sefer Beşiktaş yarışa giremez Galatasaray maçında yatardı. Bu da ayrı bir olay. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Valencia bizden 2,5 3 yıllık para istiyor. Biz de diyoruz ki aynı şartlarda devam ediyorsan buyur paşam. Yoksam yok diyoruz. Ben size sürpriz bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar Fransa liginden bir takım o Samuel ile ilgileniyor. Ve polislerde kulislerde konuşulan rakam 15 milyon euro. Ben ihtimal vermiyorum. Onu söyleyeyim size. 15 milyon euro'ya kimse sayıyı almaz. Atilla Selahi Ben size bir şey söyleyeyim mi? İddiaya girmeyi sevmem çünkü günahtır. Ama Atilla Selahi için bir takımdan takımın ismini biliyorum. Nerede oynadığını, hangi ligde olduğunu biliyorum. Görüşme yapanın hani adını soyadını değil ama mevkisini, rütbesini biliyorum. Atilla Salahi için 18 milyon euroluk resmi teklifimiz var masada. Hocam hangi salak takımı? Ağzınızı toplayın gebertirme. Dünyanın güçlü takımlarından bir tanesine böyle konuşmaya izin vermem. Ben neyi merak ediyorum. Mert Hakan yanaşa sezon başında geçen sene 7 milyon euro veren bir takım vardı. Acaba aynı takıma desek ki hem Mert Hakan hem İrfan'ı 11-12'ye size paket desek desek. Bir şey sormak istiyorum. 18'e salayii. Mert Hakan artı İrfan Can'ı da 12 milyon euro'ya fark eder mi takımı? İsterseniz Galatasaray'a satalım. Fark eder mi? 3 futbolcuyu bu paraya gönderseniz kabul müsün? Benim kabulüm okeyim. Hemen şimdi kabul ediyorum. Hocam Atatürk'ü vererek Ali Koç gider bunlarla çöp alır. Abi Osterbold'e gibi 5 tane adam al. Hocam 6 milyon çok para. Ama bir potansiyel var. Bir şey var. Gerçi bizimkiler futbolcuyu 20 dakika izleyip ha buna mı para bayılmışlar deme ukalalığındalar ama 450 dakika izlemeden ben yorum yapmam. Ben size Mert Hakan gelişmesini söylemiş oldum. Atilla Salahi gelişmesini söylemiş oldum. Valencia defolsun gitsin. Umurumuzda değil. Bileti kesilsin. Ne yapıyorsa yapsın. Bu sürpriz söylemiş oldum. Biz bugün maçımızı kazanalım. Önümüze bakalım. Bugünkü maçla birlikte çıkabileceğimiz maksimum maç sayısı 13. 13'te 13 yapalım. İnşallah 13'te 13 yapalım. Sonra sezon sonu otururuz. Pedro, Peres'e Pedro'yu mu gönderiyoruz? 3 tane daha mı Rossi alıyoruz? O zaman karar veririz. Arkadaşlar sizlerden ricam lütfen kanalımıza abone olun. Bu videoyu da beğenin. Rica ediyorum arkadaşlar. Ricamı da kırmayın. Allah'a emanet olun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Maç öncesi canlı yayında görüşmek üzere inşallah.